Kıymetli dostlar hepiniz hoş geldiniz. 2024 KPS güncel bilgiler denemelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yorumları görüyorum. Bu hoca da bozdu. Sadece katıla içeri üretiyor. Bizi unuttuk bir yorumlarınızı görüyorum. Kesinlikle unuttuğum yok. Bundan sonra inşallah her gün en kötü iki güne bir Yeni içeriklerle karşınızda olacağım. En çok zorlandığınız konuları muhakkak yorum olarak yapın. Ben o yorumlara göz atıp bir tanesini seçeyim, diye. hemen diğer günler karşınıza sunum olarak o konuyu anlatmaya çalışayım diyeyim ve güncel bilgiler denemelerinde kaldığımız yerden devam edelim. 86. deneme, 87. deneme ve 90. denemeyi çözeceğiz. Bazı sorular da tekrara düşmüş. Bu yüzden bazı soruları da değiştirdim. 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonunu soruyoruz. 2024 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'dir. Doğru cevap E seçeneği olacaktı. Real Madrid'de de kim oynuyor? Arda Güler oynuyor. Buna da dikkat edin. Kırmızı başlıklı kız masalının yazarı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Kırmızı başlıklı kız masalı serüvenlerle oluşmuş bir masal. Bakın önceden Kaz Ana'nın masalları kitabında ilk defa geçiyor. Ondan sonra bu masalı alıp değiştiriyorlar. Birkaç kez değişiklikten sonra kırmızı başlıklı kız masalı çıkıyor. Yani toplamda 3 tane yazarı gözüküyor. Biz aslında kazananın masallarını soruyoruz bu soruda ve sınavda bunu da sorabilir. Hangi masaldan etkilenerek bu masal çıkmıştır diye. Doğru cevabımız C seçeneği Charles Perrault olacaktı. Kaz ananın masallarına da dikkat edin. Ömrünü Azerbaycan'ın bağımsızlığına adayan, bir kere yükselen bayrak bir daha inmez sözüyle tanınan, 1918'de kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkanı hangisidir diye sorduk. Özellikle tarih videomu izleyenler rahatlıkla yapacaktır. Mehmet Emin Resulzade'dir değil mi? Doğru cevap E seçeneği. Değerli dostlar müfredat özellikle bu sözüne vurgu yapmış. Direkt bu sözü verip de sorabilir. Çok dikkat edin. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. Mehmet Emin Resulzade. Aşağıdaki verilen ülkelerin hangisinin bayrağında hilal bulunmaz diye sorduk. Değerli dostlar ÖSM kamu kurum sınavlarında bu tarzda soruları çok artırdı. Bu yüzden ekledim. Ve seçeneklerde Maldivler, Malezya, Cezayir, Moritanya gibi ülkeler var. Hani bana şey demeyin hocam sırf zor olsun diye sormuşsunuz gibi demeyin. ÖSYM de zor soruyor bu konuda. Zaten hani ÖSYM'nin zorladığı konularda biz de zorluyoruz. Bakın bayrakları da buraya getirdim. Maldivlerin bayrağı bakın şudur. Hilal var mı? Var. Malezya'nın bayrağı burada. Hilal var. Kazakistan'ın bayrağı burada. Bakın Kazakistan'da hilal yok. Cezayir'in bayrağında var. Moritanya'nın bayrağında hilal var. Şimdi bu tarzda bir soru bekliyorum. Özellikle seçeneklerde Maldivler, Moritanya varken Kazakistan ilk eleyeceğimiz seçenek olur diye düşündüğümden ekledim. Doğru cevap Kazakistan olacaktı. C seçeneği çok dikkat edin. 1975'te Erevizyon'a katılan ilk Türk sanatçı hangisidir diye sorduk. Kıymet dostlar gene müfredattan aldım bir sorudur müfredat üstüne basa basa değinmiş, 1960 sonrası Türkiye bölümünde Erevizyon'a katılan ilk Türk sanatçımızın Semiha Yanko olduğundan bahsetmiş dikkat edin. Tanzimat'tan sonra başlayan modernleşme hareketinin Osmanlı toplum ve ailesi üzerindeki konuları ele aldığı Kiralık Konak eserinin yazarı hangisidir diye sorduk. Kiralık Konak kimindir? Yakup Kadri Osmanoğlu'ndur değil mi? Doğru cevap D seçeneği olacaktı. 87. denemeye geçtik. Haziran 2024 tarihinde İspanya'yı yenerek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu aşağıdakilerden hangisi olmuştur diye sorduk değerli dostlar. Ampute Futbol Şampiyonu Türkiye olmuştur. Uzun yıllardır üst üste şampiyon oluyor. ÖSYM buradan sormadı, karşınıza gelebilir. Kolsuz Kahraman adlı filmle kariyerine başlayan, 200'e yakın filmde oynayan 1972 Altın Portakal Film Festivallerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan, Haziran 2024 tarihinde vefat eden ünlü oyuncu hangisidir diye sorduk. Kıymetli dostlar bu ünlü oyuncu Murat Soydandır doğru cevap C seçeneği olacak. 2018 yılında ülkesinin adını Kuzey Makedonya olarak değiştiren Makedonya hükümeti hangi ülkeyle yaşadığı sorunlardan dolayı değiştirmiştir diye sorduk. Hatırlarsanız iki gün önce Instagram'da da çözmüştük bu soruyu. Doğru cevap Yunanistan olacaktı D seçeneği. Instagram canlı yayınlarımız da devam ediyor. Muhakkak onlara da katılın. Çok güzel sorular çözüyoruz. Hediye kitaplar dağıtıyoruz. Her akşam yayındayız inşallah sınava kadar. Oradan da takip edebilirsiniz. Umumi Türk tarihine giriş dedi. Devamını okumadım. Siz yaparsınız dedim. Ahmet Zeki Velidi Togan'dır değil mi? Doğru cevap B seçeneği olacak. Türkiye sinema tarihinin ilk filmi hangisidir diye sorduk. Canlı yayında sorduğumda birçok kişi yanlış cevap verdiği için tekrar ekledim. Değerli dostlar, sinema tarihimizin ilk filmi Ay Stefanos'taki Rus abidesinin yıkılışıdır. Doğru cevap E seçeneği olacaktı. Halıcı kıza, susuz yaza düşmeyin. İlk Türk senfoni ve konçertolar arasında gösterilen 12 Anadolu türküsünün bestekarı kimdir diye sorduk. Değerli dostlar 12 Anadolu türküsünü gördüğünüz anda gözünüz Cemal Reşit R'ye gitsin. Doğru cevap A seçeneği olacaktı. Müfredatta da şöyle bahsetmiş. İlk Türk senfoni ve konçertoları diye cümleye başlamış. Buna da dikkat edin. 90. denemeye geçtik. Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden tip sertifikası alan ilk Türk uçağını soruyoruz. Değerli dostlar bunu ısrarla ekliyorum sizlere tekrar soruyorum. Bu tarzda soru bekliyorum. Bunun sebebi bakın kana A seçeneğine koydum. Kaan'a düşmeyin. Müfredatta bangır bangır demiş. Ben bunu soracağım diyor. Hür kuştur arkadaşlar. D seçeneği. Çok dikkat edin. Aşağıdaki verilen ünvanlardan hangisi Almanya Başbakanı'nın sahip olduğu ünvandır diye sorduk. Almanya Başbakanı aynı zamanda ünvanı şansolyedir doğru cevap A seçeneği olacak. 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklenen yeraltı suyu yapıları Livas ve Kasteller hangi elimizde bulunmaktadır diye sorduk. Evet dostlar bu Livas ve Kasteller ne demek? E, yeraltı suyu yapılarına deniyor. Burada da zaten UNESCO'da bu şekilde eklemiş. Doğru cevabımız Gaziantep olacaktı. Bir müzenin bu kadar güzel olabileceğini beklemiyordum. Gaziantep Müzesi harika bir müze aklınızda olsun. Yolunuz düşerse gidin. 6650 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun nehrini soruyoruz. Değerli dostlar normalde dünyanın en uzun nehrini Nil Nehri biliyorduk. Ama son yapılan haberde gördüm ki Amerikalı mühendisler Amazon nehrinin boyunu ölçüyorlar tekrardan. Yaklaşık sanırım 50 kilometre daha uzun olduğunu söylüyorlar. Son güncele göre doğru cevap Amazon nehri olacaktı. Eğer olur da ÖSM sorar Nil nehrini Doğru cevap kabul ederse gerekirse artık itiraz edeceğiz öyle durumda. Hani yapılan son haber Amazon nehri aklınızda olsun diye ekledim. Rodin tarafından yapılmış olan sanki düşünceye dalmış gibi çenesini eline koyan düşünen adam heykeli hangi ülkede diye sorduk. Aynı zamanda da çıkmış sorudur. Doğru cevap Fransa olacaktı. C seçeneği. Heykelleri çok dikkat edin. Yaklaşık zaten 7-8 tane heykel var. Onu da tek videoda güncel bilgiler videosunda değindim. PDF'e de ekledim. Buradan da sorularını inşallah sizlerle çözeceğiz. Deniz gücünün unsurları kitabında güç denizlere egemen olmakla kazanılır sözünü söyleyen Deniz hakimiyet teorisini ortaya atan kişiyi soruyoruz. Değerli dostlar, çağdaş videosunda aslında bunu oturttuğumuzu düşünüyordum. Detaylı değinmiştik. Bir önceki videoda sizlere bunun sorusunu sorduğumda çok fazla yanlış yanıt aldım. Beni şaşırttınız. Doğru cevap Alfred Mahan'dır. Aman diyeyim bakın deniz, kara, hava 3 tane var zaten. Hava hakimiyet teorisini ortaya atan kimdi? Harry Seçaklan, bakın, E. Çaklan bakın el seçeneğindeki. Hadan havayı yakalarız diye umut ediyorum. Bakın şöyle aklınızda kalsın. Hava hakimiyet teorisi halardan yakalayacağız. Kara hakimiyet teorisi de Halford Mackinder'ındı. Hatırlayın seçeneklerde yok ama. Bu üçünü unutmuyoruz tamam mı? 3 tane zaten çok basit. Tarih kitabında bakın sizlere şimdi böyle söylemedikçe önemini anlamıyorsunuz söyleyeyim sizlere. Kendiniz de bakın açın. Sadece bana da inanmayın. an hani ısrarla söylüyorum. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Müfredat kitabına açtığınızda bakın deniz, hava, kara hakimiyet teorisi adı altında iki sayfada bahsetmiş. Lütfen çok dikkat edin. Tarihte de karşınıza gelebilir. Dün sizlere tek videoda güncel bilgiler bilgilendirme videosunu atmıştım. O videodan sonra da birçok soru aldım. Burada hızlıca bahsedeyim. Önce şunu söylemem gerekiyor. E-kitabı alıp da hala Telegram grubuna girmeyen birçok arkadaşımız var. Bunun sebebi numarasını yanlış yazıyor, gmail'ini yanlış yazıyor ve biz bu kişiye ulaşamıyoruz. Güncel ve kültürel bilgiler kitabını 2024 yılında alan arkadaşlar whatsapp'tan bize yazsın. Telegram kanalına katılmak zorunda değil. Ek pdf'lerini alsın. 100 adet deneme pdf'i ve güncel bilgiler özet pdf'i de burada ek olarak sunduk. Bunu alabilirsiniz. Şu anda da güncel ve kültürel bilgiler e-kitabını aldığınızda bu ikisi yanında hediye olarak geliyor. Bunun dışında 8 Temmuz'da Pazartesi günü güncel bilgiler kampı olacak. Tek videoda güncel bilgiler bakın şu videoyu tekrardan çekeceğim ben. Ve çıkabilecek soruları ekrana getireceğim. Canlı olacak canlı canlı soru cevap şeklinde ilerleyecek. Sizlerle beraber muhabbet ederek bitireceğiz. Güzel geçeceğine inanıyorum. Ve tek videoda güncel bilgileri hocam ben bunu izlemek istiyorum derseniz de Youtube'da bizlere katılmanız gerekiyor. Bunu da açıklama kısmına link bırakacağım oradan bizlere katılıp izleyebilirsiniz. Ücreti de 100 TL. Bunun dışında 100 adet denemenin çözümü de var bunun içinde. O videoları da izleyebilirsiniz. Tamamıdır. Şu anda 3 kampanyamız var. Üçünden de bahsedeyim istedim. Sonradan videodan sonra herkes tek tek bunları soru olarak soruyor. E, vakit olmadığı için Instagram'dan da dönüş yapamıyorum. Buradan söyleyeyim dedim. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum. Hangi alanda sorunuz varsa muhakkak yorum olarak yapın. Bir sonraki günde Allah'ın izniyle yetişirse yarın da Sizlere güzel bir içerik hazırlıyorum. İnşallah yarın yetiştirirsem de o videoyla karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hocanız sizi kesinlikle unutmadı. Sınava kadar dediğim gibi yanınızdayım. Sınava kadar da içerik üretmeye inşallah devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.